Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine harf pasta yapacağız. Ara ara harf pasta videolarını koyuyorum. Çünkü biliyorum ki siz çok seviyorsunuz ve izliyorsunuz. O yüzden daha detaylı, daha belki anlatmadığım kısımlarını anlatmaya çalışacağım. İlk kurabiye harf pastasını 2 yıl evvel yayınlamıştım. Ama A'dan Z'ye her aşamasını bu videoda bulabileceksiniz. Sadece pastacı kremasının daha evvelden videosunu çekmiştim. Onu bu videoda eklemiyorum. Açıklama kısmında onun tarifini de vereceğim size. Oradan onu tamamlayabilirsiniz. Detaylıca anlattım. Umarım hoşunuza gidecektir. Hadi yapımına başlayalım birlikte. Evet, kurabiye hamuru için gerekli olan malzemeler. 2 ölçü yapıyorum ben bu arada. Açıklama kısmında 1 ölçü olarak yazıyorum size. 2 ölçü için yarım kilo tereyağı, yani 500 gram tereyağı. 5 bardak un kullanacağım. Yani her bir ölçü için 2,5 bardak un gerekiyor. 2 adet oda sıcaklığında yumurta. Yine tereyağı da oda sıcaklığında olması gerekiyor. 2 bardak pudra şekeri. Burada şimdi 1 bardak var. Ben bunu dolduracağım hazırlarken. 1 çimdik tuz. Bu isteğe bağlı. Yarım bardak buğday nişastası. Ben 2 ölçü hazırlayacağım için 1 bardak buğday nişastası hazırladım. 2 paket şekerli vanilinim var burada. 2 ölçü için. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi yumurta ile tereyağları çırpıyoruz. Evet, derin bir kase seçtim. Ben bu arada bu kaseyi IKEA'dan almıştım. Çok kullanışlı bir kase, tavsiye ederim. Şimdi yarım kilo tereyağımı buraya koyuyorum. Ve 2 yumurtamı da içine koyuyorum. Evet, şimdi yumurta ile tereyağı çırpıyoruz. Evet, şimdi elekten kuru malzemeleri geçiriyoruz. 5 bardak unu koyacağım şimdi. 2. bardağı. Unu 2'ye ya da 3'e bölerek de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu 3 bardak olacak. Evet, 5 bardak unu koyduk. Şimdi bunu elekten geçiriyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Bir yandan da spatula ile karıştırmaya yardım ediyorum. Şimdi yarım bardak buğday nişastasını ilave ediyorum. Cansu koyuyor. Evet, şimdi bir bardak buğday nişastasını koyduk. Şimdi tuzu ilave ediyoruz. Şimdi pudra şekerini ilave ediyoruz. 2. bardağı koyuyorum. Ve en son şekerli vanilini de koyuyorum. Ve hepsini artık çırpıyorum. Evet, artık hamur iyice karıştı. Ben bu aşamada elimle yoğuracağım. Ayrıca bu hamuru hazırlamak için illaki miksere ihtiyacınız yok. Elinizle de hazırlayabilirsiniz. Yani elinize yoğurarak da bütün aşamaları hazırlayabilirsiniz. Evet, hamuru bu şekilde hazırladık. Şimdi üstüne streç filmle kapatıyorum. En az dolapta yarım saat bekletiyorum. Yarım saat dinlenmesi lazım en az. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi bu şekilde hava almayacak şekilde kapattım ve dolaba koyuyorum artık. Evet, ben M harfi hazırlayacağım. Daha evvelden ben bunu çıkarttım. Kendi elimle kestim. Nasıl yaptım söyleyeyim. İlk önce şurayı 6 cm olarak ölçtüm. Burayı da 23 cm olarak ölçtüm. Benim 8 kişilikte pastam. O yüzden aslında göz kararı hazırladım. Bunu hazırlamam yaklaşık yarım saatimi aldı. Çünkü ince çalıştım. İlk önce dedim bunu yapayım. Daha ufağını hazırladım. Dedim bu 8 kişilik olmadı gibi. Yani siz aslında hani tam ölçü yapmanız gerek yoksa daha kolay hazırlayabilirsiniz. Ama ben 8 kişilik hazırlayacağım için aşağı yukarı kesin ölçülerim hazır olması gerekiyor. O yüzden burayı 6 santim olarak aldım. Ve bu parçadan mesela 23'e 6 olarak 4 tane parça kestim. Ve bunu bir şekilde kendimi bir kısmını şöyle hazırladım. Çünkü bunun eni de 6 santim şurası. Ve koydum. Bir tane daha video hazırladım. Kekten pasta yapımı diye. Aynı o şekilde ilk öncelikle şunu koydum. Şunu koydum. Bir baktım ilk önce şöyle 4 parça üst üste koyarak. Ve şu 2 parçayı baz aldım. Şurasını ve şurayı çizdim. Çünkü bu bunun direkt karşı tarafı olacağı için şunu çıkarttığım vakit simetrik olarak diğer tarafı da uygun olacaktı. O yüzden bunu ayarladıktan sonra 4 parçayla şu ikisini yapıştırdım. Bantla yapıştırarak şu 2 parçayı birbirine şu şablonu oluşturdum. Ve kağıdı 2'ye katladım ve buralarından kestim. Bu şekilde 8 kişilik bir M harfim çıkmış oldu. Şimdi bunu nasıl hazırlıyorum? Hepsinin büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesiyorum.
M harfini içine oturtuyorum. Kurabiyeyi bunun için açabilirsiniz. Daha iyi olur. Eve hareket ettirmemiş olursunuz. Ben o yüzden bunu kestim. Hatta kısa tam oturmuyor. Şu kenarlarını da isterseniz kesin ki kağıt tam içine otursun. Buralarını da şöyle isterseniz içe doğru kıvırın. Bu şekilde. Ve M harfini oturtalım bakalım. Evet, gayet güzel oturuyor. Bundan iki tane hazırlayacağız. O yüzden ben kurabiyemi iki ölçü olarak hazırladım. Bol olması gerekiyor. Çünkü kek gibi değil. Çünkü fazla hazırlayın ki kurabiyenizi hazırlarken çok uğraşırsınız. Bu arada fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Ve iki ölçü hamurumun yarısını buraya koyuyorum. Çünkü burada açacağım. Ufak bir tane merdanem var. Bu her zaman kullandığım bir merdane. Öncelikle böyle düzleştirmeye çalışıyorum. Arkasının da ve önünün de düz olmasını istiyorum. Yani arkası çatlaklı olmasın. O yüzden bir önden ve bir arkadan şöyle elimle de yayıyorum. Hafif hafif açıyorum. Şu kaymaması için ilk aşamayı burada yapabilirim. Sonra tepsinin üstüne koyuyorum. Çünkü oynarken kayabiliyor. Ve bu aşamada isterseniz unla hafif un serperek daha rahat açabilirsiniz. Hem önden hem arkadan. Altı yağlı kağıt olduğu için şu anda sıkıntı yok. Yaklaşık kalınlık yarım santim ile bir santim arasında bir şey olacak. Onu göz kararı ayarlıyorum. Ne çok kalın olsun ne çok ince olsun hamur. Zaten en kalın yer şurası oluyor. O yüzden bu kalınlığa göre ayarlayın. Yani her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Yani burası da aynı, şurası da aynı olsun harfinizin. Eğer harfiniz şurası ince geldiyse şu kenarlardan ittirin ki ve şöyle ileri doğru itin ki amacınız her yerin yüksekliğinin aynı olacağı şekilde hareket etmek. Bence oldu gibi ama tekrar bir bakacağım harfini koyup. Bakalım. Tam olmamış. Birazcık daha açmam lazım. Demek ki şunu şöyle birazcık yapıp ileri gideceğim. Şunu da şöyle yapıyorum. Ve birazcık sağa sola açmam lazım. Şuralara gelmem lazım yani. Şu hamuru alıp şuradan şöyle ilerlemek lazım. Kalınlaştırıyorum ve bunları sağa sola attırmak için sağa ve sola doğru açıyorum. Şimdi tekrar bakıyorum. Yine eksik şu M harfinin burası. Hafif şöyle kaydırırsam ne olur? Evet, birazcık daha şunu mesela şöyle ittirebilirim. Şöyle ittirmem lazım. Şunun boyu iyi ama şöyle kenarlardan gelerek hazırlayabilirim. Bu arada fırınınızı 180 dereceye ayarlayın buna başlamadan evvel. Şimdi tekrar bakalım. Birazcık daha sağa sola yaparsam iyi olacak. Ve hamurunuzun kalınlığını da bakın. Bakın kalın mı? Birazcık kalın mesela. O yüzden birazcık sağa sola açabilirim. Hem de rahat çalışmış olurum. Çünkü kalınlığını baştan ayarlamanız lazım. Kestikten sonra zor olur. Sağdan, soldan, önden, arkadan bir bakın. Bakalım yine ölçelim. Evet, şimdi tam yetiyor. Bunu artık tepsimin üstüne koyacağım. Şöyle kaydırarak. Şöyle koydum. Şimdi bunun içinde keseceğim. O zaman kırılma ihtimali daha düşük oluyor. Yani çünkü bunu başka bir yerde kesip koyarsanız kırılma ihtimali çok yüksek olabiliyor. Kurabiye hamuru olduğu için. Şimdi bunu bir yerleştirelim. Elime bir tane şöyle bir bıçak aldım. Yerini ayarladıktan sonra kesmeye başlayacağım. Şu şekilde. Hatta şurayı hafif birazcık kalınlaştırayım. Biraz ince olmuş. Ucu. Yani bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz kurabiye hamurunu. Evet, şimdi başlayalım. Evet, bu şekilde oldu. Göstereyimse de önden. Harika oldu bence. Çok muntazam. Arka da çok düz. Arkası önünde gayet böyle pürüzsüz oldu. Şimdi bunu fırına verebilirsiniz ama ben bir tane daha hazırlayacağım. İki tane M harfini koyacağım üst üste. Şimdi diğerini de aynı metotla hazırlayacağım. Evet, 180 derece turbo fırına iki tepsiyi de koydum. Bir tanesini en alta koyuyorum. Diğerini de üste doğru, ortasının birazcık üstüne doğru koyuyorum. Ve en az 20 dakika pişiriyorum. Evet, kurabiyemiz bu şekilde pişti. Gördüğünüz üzere birazcık taştı. Şöyle göstereyim. Hamur kabartma kullanmasak bile yine bir taşma oldu. Şimdi ben bunu yapım aşamasında daha oda sıcaklığına geldikten sonra hazırlarken bıçak yardımıyla hafif hafif tıraşlayacağım ve istediğim ölçülere getireceğim. Kurabiyemiz bu şekilde oda sıcaklığına geldi. Artık tıraşlama aşamasına geçebiliriz.
Bazen kurabiyeler bu şekilde kabarmayabiliyor ama büyük olduğu zaman kabarabiliyor örneğindeki gibi. Ama hiç sıkıntı etmeyin çünkü zaten bunu 5 dakikada tıraşlayacağız. Şöyle bakın, normalde harfimiz buydu. Ama tereyağından ötürü tadı çok güzel oluyor fakat bazen de genişleme yapabiliyor. Bunu hemen 2 dakikada tıraşlayacağız. Şöyle kuş bakışı bakıyoruz ve belimize tutuyoruz. Şu şekilde. Ve nereden tıraşlayacağımı ayarlıyorum. Şöyle bir bıçağım var elimde. İnce uçlu bir bıçağım var. Yumuşak, yani tak diye yapmıyorum. İlk çizgi çizer gibi. Yumuşak yumuşak ilerliyorum. Şimdi gelmişken şu elimden tutuyorum. Burayı çiziyorum. İlk önce çiziyorum. Dirseğimi duvara yasladım, o yüzden hiç hareket ettirmiyorum. İlk önce sanki kalemle çiziyormuşum gibi. Sonra ikinci defa daha derin. Üçüncüsünde daha derin. Dördüncü geçişimde daha derin gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonra bir noktadan sonra zaten kırılıyor. Bunu da aynı şekilde. İlk önce çiziyorum gibi düşünün. İkincisi tekrar daha derin çiziyorum. Üçüncüsünde daha derin çiziyorum. Ve bir noktadan sonra zaten kurabiye kırılıyor. Bu aşamada kendime doğru döndürüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde tıraşladık. Tam M harfini çıkartmış olduk. Diğer kurabiyeyi de bu şekilde hazırlıyorum ve pasta yapımına geçiyorum. Evet, bir tane M harfim vardı. Ona uygun bir şekilde 35'e 35 bir pasta tabanı hazırladım. Bunun videosunu da daha önceden çekmiştim. Yine bakabilirsiniz. Eski videolara da açıklama kısmına da koyarım linkini. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu uygun şekilde ayarladım. Şimdi M harfini bunun üzerine koyabilirim. Evet. Kurabiye hamuru için ben 2 ölçü pastacı kreması hazırladım. Bol bol yetsin istiyorum. Eksik kalırsa çünkü yapması daha uğraştırıcı oluyor. Bir tık fazla yapmak her zaman iyi oluyor. Ve bir tane de sıkma poşetim var. Şöyle göstereyim. Her zamanki kullandığım tek kullanımlık. Tabii şu anda şuraya pastacı kreması değdi. Şöyle göstereyim. Şimdi bu arada size bunun ölçüsünü vermek istiyorum tam. Cetvelimi de getirdim. Bakalım. 24 santimmiş. Şu ucu 8,5. Burası 6'ydı. Çünkü 6'ya göre ayarlamıştım. 6. Ve şurası da bakalım. 28,5. 28,5'a 24 santim. Bir tane bardağım var. Bu bardağımın içine ucuna bunu uç koymanıza gerek yok. Çünkü zaten bu kestiğiniz zaman yuvarlak yuvarlak. Zaten bunun ucuna isterseniz duyu da koyabilirsiniz, şekilli bir duyu. Ama ben düz takacağım. O yüzden duyu da kirletmene gerek yok. Şöyle elinizde bir açın. Ve içine pastacı kremanızın hepsini doldurmanıza gerek yok. Bir kısmını doldurun. Bu arada hepsi dolaptan çıksın. Soğuk olsun pastacı kremanız. Hemen yapar yapmaz sıkmayın. Çünkü o zaman krema gevşer. Soğuk olsun. Dolaptan çıkartın. Tekrar bir mikserle çırpın. Ayrıca pastacı kremasını videosunda daha evvelden hazırlamıştım. Onu da açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Oradan izleyerek hazırlayabilirsiniz. Evet, bence şimdilik yeterli gibi. En azından bir katına yeter rahatlıkla. Şöyle göstereyim. Kremam burada, tabanım burada. Biliyorsunuz ki böyle bir kurabiyem de var. Şimdi bunu çok narin bir şekilde almanız gerekiyor. Tabanın kurabiyeyi normalde buraya koyduğunuz zaman kayacak. Bunun kaymamasını engellemek için öncelikle aslında kurabiyenin arkasını da koyabilirsiniz. Ama kurabiyenin arkasına sıkmak zor gelirse size daha kolay bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi mesela ne kadar kalınlıkta sıkacağız? Ben şu kadar kesiyorum. Yaklaşık 2 santim kalınlığında kestim. Şöyle 2 santim ediyor. Şimdi M harfim nereye denk geliyor? Şöyle geliyor. Şimdi şu bağlamda bir tane M harfi çizin. Buna denk geliyor mu? Havadan bakacağım. Evet, gayet de denk geliyor. Birazcık daha hatta üstünden geçebilirim ki iyice yapışsın. Şöyle geniş bir şekilde. Şimdi kurabiye hamurumu çok dikkatli bir şekilde alıyorum. Paralel şekilde gördüğünüz üzere yerleştiriyorum. Benim tersime biraz geldi ama olsun. Bu şekilde.
Üstünde birazcık kırıntılar var ama bunlar sıkıntı değil. Şimdi üstünden alırız. Evet. Mesela şurada hafif şey kalmış. Bunu tıraşlayabilirim. Şöyle yanına. Böyle minik minik mesela kurabiyeler artmış. Onları da şöyle bir alabilirsiniz. Mesela şunları silikon spatula ile hemen şuradan aşağı itin. Silikon spatulaları kesinlikle elde etmeniz lazım. Bir tane evinizde, hatta birden fazla almanızı tavsiye ederim. Evet, artık kremamızı sıkmaya başlayabiliriz. Şu şekilde tepeden sıkıyorum ve bırakıyorum. Tepeden sıkıyorum ve bırakıyorum. Bu arada pastacı kreması inanılmaz bir krema. Herkesin gerçekten en sevdiği krema diyebilirim. İstisnasız herkes seviyor. Özellikle beyaz çikolatalı olunca, yani beyaz çikolatalı ve tereyağlı hazırlayınca inanılmaz güzel oluyor. Evet, şimdi çilekleri koyabiliriz. Çilekleri ince ince kesip şu aralara koyuyorum. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Bir 10 dakika boyunca dolapta beklettikten sonra tekrar devam edeceğim. Şimdi çilekleri çikolata ile kaplayacağız. Bunun için benzeri usulü erittiğim beyaz çikolatam var. Ben bunu ayrıca kek pop yapımında da anlatıyorum. Bunu ben aslında benzeri usulü değil, mikrodalgada erittim. Ama siz benzeri usulü de eritebilirsiniz eğer mikrodalganız yoksa. Çikolatayı temperleyerek hazırlıyorum. Kek pop yapımında daha çok anlattığım için şu anda kısaca söylemek istedim size. Çileklerim var. Çileklerimi erimiş çikolatanın içine batırıyorum. Eğer çikolatanız temperlenmişse çikolatanız hemen donacaktır. Eğer temperlenmemişse hemen donmayacaktır. O yüzden donmasını her türlü bekleyeceksiniz. Yağlı kağıdın üstüne her zaman koyun. Bu şekilde donacaktır. Tek tek çileklerimi içine daldırıp çıkartıyorum. Birazcık akıtıyorum içine ki fazla çikolata içine aksın. Altında kalacak kısımları da kavanozun kapağına hafif hafif sıyırıyorum ve bu şekilde koyuyorum. İsterseniz daha sonra çileklerin saplarını kesebilirsiniz. Ama bu aşamada saplarından tutmak için iyi bir fırsat oluyor. Bu arada üstüne sprinkles dökebilirsiniz ya da çikolata parçacıkları koyabilirsiniz. Eğer donması zorlaşacaksa da buzdolabına direkt koyun. Tabak düz durmadığı için başka bir tabağa koyacağım. Ya da şöyle de koyabilirsiniz. Bu kalan çikolatayı da spatula yardımıyla alabilirsiniz. Bu aşamada daha üst ıslakken çikolata kaplı pirinç patlaklarını isterseniz koyabilirsiniz. Tam donma aşamasında koyun. Diğer türlü hafif kayma olabilir. İsterseniz hepsini, isterseniz bir kısmına koysanız olur. Ben şimdi daha hızlı donması için dolaba koyacağım. Bir 5 dakika sonra hazır olacaktır. Evet, dolapta yaklaşık 10-15 dakika boyunca bekledim. Şimdi ikinci kurabiyeyi koyacağım. Evet, bu şekilde koydum. Şimdi tekrar bakıyorum düzgün mü? Evet, her yeri üst üste kesişti. Şimdi sıkmaya geçebilirim. Bu arada siz başka meyveler de koyabilirsiniz. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Kayısı güzel yakışır. Muzu kullanmayı tercih etmiyorum çünkü muz kararıyor ama arasına koyabilirsiniz. İlk yaptığımız kısmına muz yakışır. Ama üstüne koymayın çünkü kararıyor. Ya da çikolata ile kaplayıp muzu koyabilirsiniz. Benim iki ölçüden sadece bu kadar kaldı. Tam yetti aslında 8 kişilik pastaya. Çünkü geniş bir pasta olduğu için çok krema gidiyor. Şimdi tekrar ben bunu dolaba koyacağım. Birazcık sertleşsin. Yani bir en az 10 dakika dursun. Hatta 20 dakika da durursa daha iyi olur. Ondan sonra artık üstünü süsleyeceğiz. Evet, dolaptan pastamı da çıkarttım. Şimdi süslemeye başlayabilirim. Farklı farklı koyacağım. Çilek, kek pop. Kek pop hazırladım. Il Bueno. Çikolata kaplı çilek. Bir tane daha kek pop koyuyorum. Şimdi elimde fazla Bueno var. Onları da koyup pastayı bitireceğim.
Evet, bu şekilde pastamız hazır. Çileklerin daha parlak gözükmesi için dolaba koyduğunuz zaman, çünkü çilekler birazcık kuruyor. Kuruma yaptığı zaman bir mat bir görünüm oluyor. Onu engellemek için üstüne çilek reçeli sürebilirsiniz. O zaman pastanız hem daha parlak olacaktır, kuruluk olmayacaktır. Bu şekilde daha güzel duracaktır. Evet, pastamızı bu şekilde hazırlamış olduk. Evet, şöyle her açıdan görmeniz için çeviriyorum. Bu şekilde. Bu enolarla, çilekle, çikolata kaplı çilekle, kek poplarla, şunlar kek pop oluyor, düz olanlar. Ve bu enolarla süslemiş olduk.